Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı kurabiye tarifi vereceğim. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş olur. İlk önce malzemelerden başlayalım. Şöyle 1,5 kilo soymuş olduğum elmalarım var. Kırmızı sarı karışık. 1,5 su bardağı şeker. Bir de 2 tatlı kaşığı tarçın. Bunlar elma için. Şimdi de hamuru için 7 su bardağı un, 6 yemek kaşığı pudra şekeri, 6 yemek kaşığı yoğurt, 2 tane tereyağı, 2 tane yumurta, 2 paket kabartma tozu, 2 paket de vanilya. Ben çok yapacağım için böyle malzemeleri çok saydım. Siz bunun bir tane yaparsanız bunun yarısını yapabilirsiniz. Şimdi hadi başlayalım. Evet, şöyle elmaları önce böyle bir rendeleyelim. Evet, şöyle. Bilmiyorum, bu tarif ben kendim bayağı, yani hani internetten buldum ama ben de kendime göre de değiştirdiğim için hani beğenerek yiyoruz biz. Gayet güzel bir elmalı kurabiye, ağızda dağılan böyle. Bazılar işte eskiden şey koyardım, sıvı yağ koyardım. Şu anda artık onu koymamayı düşünüyorum. Daha güzel oluyor. Sıvı yağ koyduğunda elastik bir hal alıyor böyle. Hamurunuz daha böyle. Ama koymadığınız zaman daha böyle ağızda dağılan çok güzel bir hamur oluyor böyle. Kurabiyeler ağızda dağılıyor ve çok güzel oluyor. Yani benim çok yapmamın sebebi baya bizimkiler o kadar çok seviyor ki bir tepsi sabaha kalmıyor yani. Onun için ben de fazla yapmak istedim. Evet, şu anda sonuncusunu yapıyorum. Ve bitti. Bu kadar. Evet, şöyle elmalarımı şöyle döküyorum. Ve 1,5 su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Suyunu bırakan elmalar suyunu çekene kadar artık arada karıştırıp böyle bakacağız. Pişene kadar devam edeceğiz. Bir yandan da hamurumu hazırlamaya başlayacağım. Şöyle 2 tane tereyağımı koydum. Böyle 6 yemek kaşığı da pudra şekeri koyuyorum. Şöyle bunları bir güzel yedireceğim böyle. Biraz sertler böyle. Dolapta olduğu için onu yumuşatmaya çalışacağım. Şöyle güzelce pudra şekeriyle yağ birbirine karıştı. Şimdi şöyle 2 adet yumurta ve 6 kaşık yoğurdu karıştırıyoruz böyle. Ve güzelce onları da birbirine yedirmeye çalışacağım. Bu da bayağı uğraştırıyor. Evet, şöyle güzelce yedirmiş olduğum yoğurtla yumurtanın üzerine şöyle kontrollü bir şekilde unun yarısını şöyle bir göstereyim, bakınız. Ve pudra şekeriyle vanilyayı da ekliyorum. Şöyle tekrar karıştırıyorum.
Şöyle biraz daha karıştırıyorum. Şöyle bir bardak kadar bırakıyorum. Ve gene karıştırıyorum. Benimki tam buğday unu olduğu için hani bazı unlar da farklılık gösterebiliyor. Onun için yoğurmaya başlıyorum kendi toparlayana kadar. Şöyle hamurum hazır. Şöyle göster. Bayağı yoğurdum ve sıkılmamanız adına böyle aşama aşama göstermek istedim. Şöyle bitmiş hali. Elmalarım pişti. Şimdi de şöyle 2 tatlı kaşığı tarçınımı atıyorum ve karıştırıyorum. Bol tarçınlı daha güzel oluyor. Şöyle bir göstereyim. Güzel karıştırdım elmaları. Sonra soğuması için bekliyoruz. Evet, şöyle bir beze yapıyoruz. Şöyle açıyorum. Biraz açma şeklini ve hafif böyle bir un serptim. Şöyle bu incelikte yeter galiba. Ne kadar ince olursa o kadar daha güzel oluyor. Hamur zaten kabardığı için de böyle iyidir diyorum. Şimdi bardak yardımıyla şöyle bir yuvarlak böyle kesiyorum. Şu kesme işlemini hepsini böyle göstermek istiyorum. Böyle. Şuraya da 2 tane çıkar galiba. Evet, böyle alıyoruz. Şöyle elimizle de hafif şöyle bir açıyoruz. Ve burada hazırlamış olduğum elmalarımı şöyle bir göstereyim. Şöyle bir doldurup böyle katladım. Böyle çok, bakınız. Bir tane daha yapayım. Ve gördüğünüz gibi şöyle bunları şöyle bir kaşık elma. Zaten minik olduğuna bakmayın, kabaracak. Bayağı 2 katına çıkacak. Evet, son olarak bir tane daha yapıyoruz. Şöyle elmaları biraz daha koyalım. Şöyle. Evet, şöyle bitmiş hali. Sıkılmama adına böyle az gösterdim. Şu anda bitmiş hali. Şimdi fırına vereceğim. Evet, şimdi pişmiş halini de göstermek istedim. Fırından yeni çıktı, daha sıcak. Pudra şekerini de biraz soğuduktan sonra dökeceğim. Evet, kurabiyelerimin son hali. İnşallah beğendiğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur. Şimdiden yapanların da eline sağlık. Kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı da unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.